Son 6 ayda 6 kadın katledildi. Bunların bir tanesi çocuk. Diğer 5 kadın arkadaş da yakınları tarafından, eşi tarafından ya da en yakını olan erkek tarafından katledildi. Bıçakla, silahla vesaire, hatta işkenceyle. Maalesef ki bu yaşananların bu yaşananlar mevcut sistemden, mevcut iktidardan bağımsız değil. Mevcut sistemin İstanbul Sözleşmesi'ne olan kini ve 84 kanunu olan öfkesinden kaynaklı ve onları yönetememesinden, onları yürütememesinden kaynaklı ve onları kendine hedef olarak görmesinden kaynaklı olarak bu katliamları suçlu olarak görebiliriz aslında. Bu katliamların, bu kadın cinayetlerin asıl suçlusu mevcut iktidardır, mevcut sistemdir aslında. Yani onun için bağlantı açısından ya da birbirine bağlamak gerekirse erkeği o duruma getiren sistemdir. Sistemi o duruma getiren de mevcut iktidarın yürütemediği sistemdir. Verilere bakıldığında, paylaşılan verilere bakıldığında iktidarın, yani mevcut iktidarın, AKP'nin iktidara geldiğinden beri 7.990 kadın katledildi. 7.990 kadın katledildi. 2 yıl içinde, yani İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması ve şu anki mevcut da 6.284 kanununa olan öfkeden kaynaklı gelen sayılar ise son 2 yılda 610 kadın katliamıyla maalesef sonuçlanmış durumda. Bunların sadece 610'u 2 yıl içinde yaşanan verilere ya da basına yansıyan durumu. Maalesef ki basına yansımayan 4 basına yansıyıp şüpheli ölüm diye geçen 400'den fazla kadın cinayeti var. Maalesef ki her şüpheli ölüm araştırılmaya değer tutmuyor. Daha doğrusu değerlendirilmek istemiyor, araştırılmasını istenmiyor. Araştırılmıyor, yani demek istediği. Yani araştırılsa aslında her ölümün, her kadın ölümünün cinayet olduğu ortaya çıkacak ve verilerin alt üst olacağından korkuyor iktidar. Mevcut iktidar bundan korkuyor. Hani 100 olan sayının 200 olmasından korkuyor. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdı. Çünkü 6.284 kanuna ters düşüyor. Ona diyor ki işte bu çıkmasın ortaya. İstanbul Sözleşmesi kaldırdım diye cinayetler artıyor hissine kapılmasın. Niye? Yani veriler ortadayken bu şey, bu sonuçlar verilerle ortadayken basına yansıtılmaması ya da ortaya çıkılmamasıyla olan mücadele niye? Niye yani bu mücadele niye? Niye kadınlar katledilmesi ortaya çıkması? Çünkü kadınları alanlarda istemiyorlar. Çünkü kadınlarla mücadelede istemiyorlar haklarını ya da kendileri üzerinde bir söz hakkı olmalarını istemiyorlar. Söz hakkı kurmalarını istemiyorlar kadın. Maalesef ki hani bu durumların hepsi ortaya çıkarıyor ki hani biz kadınlar daha çok mücadeleye sarılmalıyız. Biz kadınlar daha çok birbirimize sarılmalıyız. Kadınların yanında kadınların olması lazım. Hani erk zihniyetin bize yapmak istediği aslında görmeliyiz. Erk derken yani erkek sadece erkek değil, eril zihniyetin bize yapmasını istediği şeyi görmeliyiz. Bizi eve tıkamak istiyor, bizi hiçbir şey yaptırmak istiyor, bizi pasifize sadece ev işlerinden sorumlu biri yapmak istiyor. Ama toplum bunu istemiyor. Öz olan toplumumuz, kendi özü itibariyle olan toplumumuz buna karşı aslında. Bizim toplumumuzda böyle bir anlayış yok. Bizim toplumumuzda böyle bir yargı yok. Bir toplumu yürüten aslında kadındır, erkek değildir. Biz kadınlar daha çok güçlenmeliyiz, daha çok söz sahibi olmalıyız ve daha çok beraber ve birlikte olmalıyız. Bu kadın cinayetlerini, bu kadına olan şiddeti birlikte göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.